Herkese tekrar merhaba. Bu videoda size güzel bir program tanıtacağım yine. Bu program rosemedical.com pronunciation coach adresinden indirilebiliyor. Deneme sürümünü indirdim. Ancak deneme sürümü bile çok işinize yarayabilir. Bir önce genel menüyü inceleyelim. Dosyadan sadece çıkış yapmışlar. Edit, kesip kopyalama, yapıştırma herhangi bir metni buraya kopyalayıp okutabiliyorsunuz. Örneğin my name is Kenan okutmaya çalışalım. My name is Kenan. Tabii ki İngilizce okuduğu için ismimi Mike desek. My name is Mike. Gayet güzel okuyor. Edit kısmından kopyalama yapıştırma işlemlerini yapıyorsunuz. Burada kendi sözlüğü var. Sesler örneğin. A, a back. A back. Abacus. Abacus. Tek tek fonetik alfabesiyle okunuşlarını görebiliyorsunuz. Buradan. Abdication. Harf harf seçip. L. K. Harfin adını söylüyor. Onunla ilgili liste geliyor zaten karşınıza. Bunları fonetik sembollerine help kısmına baktığınızda tek tek burada anlatıyor da ama tıklanmıyor. Sadece görsel olarak sunmuşlar. Ama bu özellikle yardım kısmı bayağı işe yarıyor. Kullanabilirsiniz. Tekrar model pronunciation bölümüne geliyorum. Örneğin English yazayım ben buraya. English. Are, enter yaptığımda görsel olarak burada üç farklı şekilde artı dördüncü farklı bir biçimde nasıl okunduğunu görüyorsunuz. Burada özellikle vurgunun nerede olduğu mesela bakıyorum en yüksek burası vurgu birinci hecedeymiş. Dinleyelim tekrar. English. English. Şuraya dikkat edin. Biraz hızını yavaşlatayım. Daha rahat göreceksiniz. English. Fonetik alfabesiyle yine gösteriyor. Burada English. Geniş diş, yan dişler, dilin pozisyonu her şeyi görebiliyorsunuz. O açıdan çok güzel. Ben orta derece yapacağım konuşma hızını. English. Record pronunciation bölümünü de yapacağız. Örneğin. English. Şu an %1 başarı anlaşılabilirlik skoru verdi bana ama yine de geçtim testten. Bakıyorum. English. Aslında yukarıdan aşağı ilkeceyi vurguladım falan sıkıntı olmaması lazım. Difficulty yani zorluğu azalttığımda biraz daha hoşgörülü oluyor. Bakalım şimdi. English. Kendi otomatik durdu. Ve gördüğünüz gibi %82 başarı oranı verdi. Görsel olarak da kaydımı görüyoruz burada. Webcam ayarlarını isterseniz webcam'inizi kullanabiliyorsunuz. Çözünürlüğü seçebiliyorsunuz. Frame rate dediği saniyede kaç çerçeve kaydedecek onu işte Brightness, Contrast her şeyi buradan yapabiliyorsunuz. Video Preview yapabiliyorsunuz. Ondan sonra buradan ne işe yaradığını anlatıyor. Herhangi bir sıkıntı olursa ayarları nereden yapabileceğinizi görebiliyorsunuz. Onun dışında %82 ne demek %90 ne demek onları tek tek anlatıyor size. Kayıt yaparken örneğin şurada mikrofon ayarlarını yapıyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi e, şuraya çok Bağırayım biraz Bakın üst sınıra geldiğinde diyor ki Çok fazla böyle olmasın Şu da çok az Şu kenarlardan azıcık boşluklar kalacak şekilde Konuştuğunuzda e, Bu şekilde bir grafik çıkıyorsa Doğrudur demek istiyor ee, Burada da Harici bir kulaklık e, Kullanın diyor Yani kendi laptopunuzun mikrofonlarını Kullanmaktan kaçının diyor Büyük ihtimal o e, gürültüden Kaynaklı bozulmalar oluyor ve yüzde size verdiği yüzde başarı düşebiliyor. Onun için mikrofon ayarlarını buradan seçebiliyorsunuz. Seviyeyi de genelde mesela maksimum yaptığımda bakın az bile konuşsam çok yüksek yerlere çıkıyor. Maksimumu biraz altına getiriyorum mesela. İstesem bile çok fazla yukarıya çıkaramıyorum. Mikrofonu da biraz ağzımdan şöyle 2-3 santim uzağa tutuyorum ki daha sağlıklı bir kayıt olsun. Yüzde 10'a göre değişebiliyor arkadaşlar. Onun dışında dil seçeneklerinde bir tane var zaten konuşma tanı tanıyıcı Speech Recognizer 8 diye geçiyor. English ve UK. Ses herhangi bir metni seçip okuduğunda Great Britain ile Zero. Bir bakalım. Hazel Desktop'u seçeceğim. OK diyorum. Bu bana yeterli. Dinleyelim şuradan. Bir tane model pronunciation değişiklik nedir? İngilizce yazdım buradan enter diyorum tekrar İngilizce. English. Evet bu daha az robot gibi çıkıyor sesi o yüzden bunu sevdim. Örneğin my hemen my name is Jack. Bunu okusun bize enter. My name is Jack. Jack. Hemen kendimizi test edelim. Record pronunciation. My name is Jack. %13 verdi çünkü zorluk seviyesini en yukarı çıkarmışım. Biraz değişik şekilde kaydetmeye çalışayım. Değişiklik olacak mı? My name is Jack. Kabul etmedi bile. My name is Jack. Evet %24'e kadar çıkmayı başardım. Zorluğu biraz ortaya getirirsek daha başarılı olacaktır. My name is Jack. %85'e kadar çıktı görüyorsunuz. Burada da skorlarınızı test edebilirsiniz. Az önce kısa cümleleri buradan yapacağımızı görmüştünüz. My name is Jack. My name is Jack. Buranın şöyle bir özelliği var. Yeşil olduğunda doğru okudunuz demek oluyor. Daha uzun bir metin seçelim. Mesela ben sizin için bir metin bulacağım birazdan. Evet. Sizin için kendi web sitemden kenanakarslan.com'dan bir eseyin parçasını aldım. İsterseniz buradan ulaşabilirsiniz makalelere. Okuma yapabilirsiniz, pratik yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle bir kere okutalım hızlıca. Ama hepsini tamamlamayacağım zaten tanıtım videosu olduğu için. Bir deneyelim nasıl okuyor. Nowadays a lot more women are more active in business areas than in the past. Formerly, women did not use to work outside their houses such as Şimdi buraya kadar dinledik. Şimdi benim kaydımı yapacağız. Bazılarını bilerek yanlış yapacağım. Yanlış yaptıklarımın kırmızı olduğunu göreceksiniz. Belli bir süre durursanız sizin e, durduğunuz yere kadar hemen değerlendiriyor. Bazen de e, değerlendirme e, yaptıktan sonra siz okumasanız bile örneğin formerly okumasan bile direkt orayı kırmızı yapıp e, imleç atıyorum şuraya gelebiliyor. Sizin oradan başlamanız gerekiyor. Hani ben burayı okumadım, bir daha okuyayım derseniz yanlışlarınız çok artıyor. Deneyelim en baştan kaydımızı. Nowadays a lot more women are more active in business areas than in the past. Bakın bekledim burada active'in kırmızı yani bunu algılayamadı. Zorluk seviyesi orta. Şimdi susarsam bir sürü kırmızı çıkacak bakın. Çünkü ne yaptım? Türkçe konuştum. Şimdi ben konuşmaya şuradan başlamam lazım. Bakın imleç burada yanıp sönüyor yoksa yanlış olur. What is more, some businesses cannot compete without women. Still, women have a lot of social problems and too many steps to take to be successful in business. Some people believe that Women are weak in the business area, or a lot of women suffer from violence by men. Men, women's not believing in themselves strongly believe that women have a lot of problems even in their daily life. So, it is more difficult for women to be successful in business. Evet %22 başarı görüyorsunuz burada. Tabi bunun için hem mikrofonunuzun kaliteli olması lazım. Hem zorluk seviyesi önemli. Hem de odadaki e, gürültünün, bilgisayarınızın gürültüsünün e, yansımaması lazım. Yoksa bu tür aksaklıklara sebep oluyor. Bu tabi uzun cümleler yerine kendinizi işte how old are you gibi kısa metinlerde eğitebilirsiniz. Her seviye için uygun yani. Kayıt yapalım sesimizi. How old are you? %3 verdi. Bir daha deniyorum. How old are you? Programın büyük ihtimal mikrofon veya kendi hassaslığıyla ilgili olabilir. How old are you? Biraz daha yavaş konuşunca anladı. Sesimizi kaydedelim. Abi şuradan neyi aradıysak onu kaydedebiliyoruz. İstediğiniz kelimeyi arayabilirsiniz. Mesela intelligible anlaşılabilir diye bir kelimeyi arayalım burada. Enter yaptım. Ya tıklayıp evet bulamadı. Başka bir kelime deneyelim. Daha basit bir de, dictionary mesela. Evet yanlış yazdığımız için bulamayacak. Dictionary. Burada e, modal pronunciation bölümü tıkladıktan sonra bulabildi. Bir daha dinliyorum. Dictionary. Dictionary. Şuralara da dikkat edin okum, okuyuşuna. Dictionary. Nedense bunları okumadı. Evet garip. Dictionary. Dictionary. Ha, burada kaydetmiyordu pardon. Şurada aradıktan sonra record pronunciation'a gelip yapıyorum. Dictionary. Difficulty. Orta zorlukta dictionary'de %11 verdi bana. Kendi kaydımı dinliyorum. Dictionary. Dictionary. Baya hassas demek ki bir telaffuzumu beğenmiyor. Ben beğendim aslında. Bir daha kaydedelim. Dictionary. %3 verdi. Dictionary. %5'e kadar çıktık. Dictionary. Şuradan durduralım. Dictionary. Bir daha bir arayalım. Dictionary. Dictionary. Ha, bir kere dinliyoruz demek ki burada. Bunları keşfediyoruz yavaş yavaş. Programın genel olarak e, çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Deneyip kendiniz içinde görebilirsiniz arkadaşlar e, yorumlarınızı beğendiyseniz veya beğenmediyseniz yaptığınız çalışmalar sonucunda ulaştığınız e, yorumları da yine paylaşabilirsiniz videonun altında İzlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere lütfen beğenin abone olun.